Elif Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir ip kullanmak istiyorum. Daha önce hiç bu ipi kullanmadım. Kar topu organika. Şöyle göstereyim. Renk numarası 50 gramı 125 metre olan bir ip. Rengi de oldukça ağır, hoşuma gitti. Bayan örgülerinde kullanabileceğiniz tığ ile yapılan bir örnek çalışmak istiyorum sizler için. Şöyle göstereyim. Orta kalınlıkta. Gayet hoş bir ip. Önce zincir çekerek örgüme başlıyorum. Zinciri 10 ve katlar olarak çekebilirsiniz. Ama ben her zaman söylüyorum, zinciri biraz daha uzun çekebilirsiniz. İşiniz bittikten sonra keserek zinciri örgünüze devam edebilirsiniz. Herhangi bir sorun olmayacaktır. Şimdi zincirimizi çektikten sonra başını doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincire batıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi bir defa örüyorum. İkinci de ilmeklerimi çift alıyorum. Üçüncü de çift alarak 3 defa da kapatıyorum. Başını doluyorum. Aynı yere batarak üçlü trabzan yapıyorum. Bu aynı noktaya tam 7 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu arada tığ kalınlığımı göstermek istiyorum. 6 numara tığ kullanıyorum. Daha gevşek olmasını istiyorsanız 3 numara tığ kullanabilirsiniz. Bir, iki, üç, dört, beş. Altı ve yedinciyi yapıyorum. 7. trabzanımı da bu şekilde yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5. trabzanıma batıyorum. Buraya sık iğne örer gibi örgümü sabitliyorum. Tekrar başını doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincire batıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi aynı şekilde üçlü trabzan olarak örüyorum. Örgüyü çok sıkı örmüyorum. Gayet normal bırakıyorum. Çok sıkı örgüler yaptığınız zaman çok sert bir örgü elde edersiniz. O yüzden çok sıkı yapmayın. Gerçekten sıkı örenler 6 numara yerine 3 numara tığ kullanabilirler. Tığ numaranızı kalınlaştırdıkça, pardon, yani kalınlaştırıcı derken bu kullandığınız uç kısmını kalınlaştırdıkça örgünüz daha yumuşak ve serbest olacaktır. 2, 4, 6, bir tane daha yapıyorum, 7. Bir, iki, üç, dört, beşinci zincire batıyorum ve sık iğne örer gibi kapatıyorum. Tekrar başını doluyorum. Bir, iki, üç, dört, beşinci zincire batıyorum ve aynı şekilde aynı yere tam 7 tane bu şekilde trabzan yaparak devam ediyorum. Tekrar 7 tane trabzanımı tamamladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5. zincire batıyorum ve bu şekilde sık iğne örer gibi kapatıyorum. İlk sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. İkinci sıraya geçerken 4 tane zincir çekiyorum ve örgümü ters çeviriyorum. İpimi çift doluyorum ve hemen ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi önce tek, sonra çift, sonra çift olmak üzere 3 defa örüyorum. Son ilmeğimi kapatmıyorum. Tekrar ipimi çift doluyorum. Hemen yanındaki trabzana batıyorum. Ve ilmeklerimi aynı şekilde 3 defa da kapatıyorum. Son kalan ilmeklerimin hepsini bir defa da kapatarak yaprağımı tamamlıyorum. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Ve son yapmış olduğum trabzanımın dibine batıyorum. Buraya sık iğne örer gibi kapatıyorum. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki yuvaya tekrar batıyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Bir sonraki yuvaya batıyorum. 3 tane buraya sık iğne yapıyorum. Ve tekrar 4 adet
zincir çekiyorum. İpimi çift olarak doluyorum ve zincirimin dibine batıyorum. İlmeğimi önce tek, sonra çift, sonra çift olmak üzere 3 defa örüyorum. Son ilmeklerimi kapatmıyorum. Tekrar çift doluyorum. Hemen yanına giriyorum. Ve aynı şekilde ilmeklerimi 3 defa da örüyorum. Son kalan ilmeklerimin hepsini bir defa da kapatıyorum. Bu şekilde yaprağımızın üzerinde 2 tane kenarları açılan yaprak elde etmiş olduk. Bir tane zincir çekiyorum ve tekrar ipimi çift doluyorum. İlk çiçeğimizi bitirdiğimiz için hemen ikinci çiçeğin yapımına geçiyoruz. Tekrar ipimi çift doladım. Bir sonraki yaprağımın, bakın, ilk trabzanın tepesine batıyorum. Ve buradan aldığım ilmeğimi de aynı şekilde 3 defa da örüyorum. Son ilmeğimi kapatmıyorum. Tekrar çift doluyorum. Hemen yanına giriyorum. İlmeklerimi 3 defa da örüyorum. Son ilmeklerimi, oluşan 3 ilmeğimi bir defa da kapatıyorum. Ve 4 tane zincir çekiyorum. Son trabzanımın dibine batıyorum. Ve sık iğne örer gibi kapatıyorum. Her yaprağıma aynı şekilde aynı işlemi yapıyorum. Önce bir tane yaprak oluşturuyorum. Sonra yanındaki deliğe batarak sık iğne yapmaya başlıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve tekrar 4 tane zincir çekiyorum. İpimi çift olarak doluyorum. Ve zincirimin dibine batıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi 3 defa da örüyorum. Son ilmeğimi kapatmıyorum. Tekrar çift doluyorum ve hemen yanına batıyorum. Aynı şekilde 3 defa da örerek geliyorum. Son kalan ilmeklerimi bir defa da kapatıyorum. Ve ikinci modelimi de bu şekilde bitirmiş oluyorum. Araya bir tane zincir çekiyorum. Ve ipimi tekrar çift olarak doluyorum. Burası, bakın, ilk başlangıç zinciri. Bu birleşim yerine değil, ilk trabzanımızın tepesine batıyoruz. İlmeğimizi 3 defa da kapatıyoruz. Tekrar yanına bir tane daha trabzan yapıyoruz. Kalan 3 ilmeği bir defa da kapatıyoruz ve 4 tane zincir çekiyoruz. Son trabzanımızın dibine tekrar batıyoruz ve bu zinciri buraya kapatıyoruz. 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar aynı şekilde 4 zincir çekiyoruz. Zincirimizin dibine batarak 3 defa da kapattığımız trabzanımızı yapıyoruz. Aynı şekilde ikinci trabzanı da yapıyoruz ve hepsini bir defa da kapatıyoruz. Buraya şimdi 2 defa ipimi doluyorum. Şu başlangıç noktasına batıyorum. Buraya 1, 2, 3, 4 defa da kapattığım trabzanımı yaparak örgümün ikinci sırasını bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bir üst sıraya geçtiğimiz zaman hem modelimizi tamamlıyoruz hem de bir sonraki model için alt zemin hazırlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip örgümü çeviriyorum. Başını bir kez doladım. Hemen zincirimin dibine batıyorum ve buraya 3 defa da yaptığım trabzanımı yaparak bir tane yuva oluşturuyorum. Dört tane zincir çekiyorum ve ipimi tekrar çift olarak doluyorum. Burada zincirimizi yaparak gelmiştik. Bakın burada 1, 2, 3 tane delik görünüyor. Bu görünen deliklerin ilkine batıyoruz. 3 tane sık iğne yapmıştık. Bunların tepesine batarak aynı şekilde 3 defa da çektiğimiz trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar çift doluyoruz. Hemen yanına girerek tekrar bir tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde yan yana 3 adet trabzanımızı yapıyoruz. Ve oluşan ilmekleri bir defa da kapatıyoruz. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum ve ipimin başını bir kez doluyorum. Bu iki yaprağımın birleştiği bölüme, ara boşluğuna giriyorum. Ve buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum.
Araya 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar başını doluyorum. Aynı boşluğa bir adet üçlü trabzan daha yapıyorum. Burada yapmış olduğumuz iki yaprağın ortasındaki yaprağı tamamlamış oluyoruz. Aynı zamanda bir sonraki yaprağı yapmak için alt zemin hazırlıyoruz. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum, ipimi çift doluyorum. Burada bakın 3 adet yuvamız görünüyor yaptığımız sık iğnelerin. İlkine batıyorum ve 3 defa da ördüğüm trabzanımı yapıyorum. Tekrar çift doluyorum. Aynı şekilde 3 adet trabzan yapıyorum. Son ilmeklerimin hepsini bir defa da örerek kapatıyorum. Tekrar 4 adet zincir çekiyorum ve iki yaprağımın birleştiği bölüme bir tane yuva hazırlıyorum. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Ve ortadaki son yaprağımı yapıyorum. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Son yaprağımın bittiği yere batıyorum. Ve buraya bir adet üçlü trabzan yapıyorum. Burası kenar bölüm olduğu için buraya bir tane zincir çekiyorum. Araya 3 zincir çekmek yerine. Tekrar bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Başlangıcını ve sonunu bu şekilde bitirerek örgümüzün ikinci modeline geçiş yapıyoruz. Bir sonraki sıraya geçtiğimiz zaman iki modelin arasındaki yuvaya yeni modelimizi oluşturuyoruz. Burası kenar bölümü olduğu için buraya yarım modelimi uyguluyoruz. 3 tane zincir çekiyorum ve örgümü ters çeviriyorum. Yuvaya giriyorum. Buraya üçlü trabzanımı yapıyorum. Başını doluyorum. Modelimde 7 tane trabzan yapmam gerekiyor. Ben buraya modelimin yarısını uyguladığım için zincirim ile birlikte 4 adet trabzan yapıyorum. Daha sonra hiç zincir çekmeden bir alt sırada bakın ortadaki kalan yaprağımın tepesine batıyorum. Ve burayı sık iğne örer gibi kapatıyorum. Başını doluyorum. İki yaprağımın arasındaki boşluğa giriyorum. Ve buraya tekrar 7 adet üçlü trabzan yapıyorum. Yani ilk bölümdeki işlemleri burada tekrarlıyoruz. Fakat modeli kaydırarak örüyoruz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ya da örgüor.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzanımızı yaptık. Bu ortada kalan yaprağımızın tepesine sık iğne örer gibi burayı sabitliyoruz. Tekrar başını doluyoruz ve bir sonraki bölüme 7 adet üçlü trabzan yaparak dolduruyoruz. Aynı şekilde 7 tane trabzanımı yaptım. Ortadaki yaprağımın tepesine batıyorum ve sık iğne örer gibi buraya sabitliyorum. Tekrar başını doluyorum. Bu son yuvaya giriyorum. Buraya aynı şekilde modelimi yarım olarak uyguluyorum. Dört tane trabzanımı yaptım. Böylece ikinci modelimizin alt zemini de hazırlamış olduk. Bir tane zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Hemen ilk yuvaya giriyorum. Buraya bir adet sık iğne yapıyorum. Hemen yanına ikinci adet sık iğnemi yapıyorum. Burası modelimiz yarım olduğu için modeli de yarım olarak uyguluyoruz. Tekrar 4 adet zincir çekip ipimi çift doluyorum. Hemen zincirimin dibine batıyorum ve aldığım ilmeğimi 3 defa da örüyorum. Tekrar çift doluyorum. Hemen yanına batıyorum. Ve aynı şekilde 3 defa da örüyorum. Hepsini bir defa da kapatarak buradaki yarım modelimizi tamamlıyoruz. Araya bir tane zincir çekiyorum
ve tekrar ipimi çift doluyorum. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. 3 defa da örüyorum. Tekrar ipimi çift doluyorum. Ve ikinci trabzanımı yapıyorum. Hepsini bir defa da kapatıyorum. 4 adet zincir çekiyorum. Trabzanımın hemen dibine batıyorum ve bu zincirimi kapatıyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepesine 1 2 3 adet yan yana sık iğne yapıyorum. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. İpimi çift doluyorum ve zincirimin dibine batıyorum. Bir sonraki yuvaya batıyorum ve ikinci trabzanımı yapıyorum. Hepsini bir defa da kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde ilk trabzanımın tepesine batarak modelimin üst bölümünü de yaparak tamamlıyorum. Her modelin üzerinde bu şekilde iki tane tepecik yapıyoruz. Buradaki iki tepeciği de tamamladıktan sonra hemen bir tane zincir çekip ipimi tekrar çift doluyorum. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. 3 kere de çekerek trabzanımı yapıyorum. İkinci trabzanımı da 3 defa da çekerek yapıyorum. Son kalan ilmekleri bir defa da kapatıyorum. 4 zincir çekiyorum ve trabzanımın dibine batıyorum. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Son yuvaya batarak bir tane daha sık iğne yapıyorum. Örgümün başlangıcını ve bitişini bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bir üst sıraya geçtiğim zaman 4 tane zincir çekip örgümü çeviriyorum. İpimi çift doluyorum ve hemen zincirimin şu dibindeki yere değil yanındaki yere batıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi 3 defa örüyorum. Son kalan 2 ilmeği birlikte kapatıyorum. Bu modelimin tam ortasındaki bölümü burada da yarım olarak tamamlamış oluyorum. 4 adet zincir çekiyorum ve 2 yaprağımın birleştiği bölüme ara boşluğuna giriyorum. 1 adet üçlü trabzan yapıyorum. Araya 3 tane zincir çekiyorum ve 1 adet daha üçlü trabzan yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Başını çift doluyorum. 2 yaprağımın arasındaki 1, 2, 3 tane görünen yuvanın birincisine giriyorum. Tekrar çift doluyorum. İkincisine batıyorum. Tekrar çift doluyorum. Üçüncü boşluğa giriyorum. Hepsini bir defa daha kapatıyorum ve çiçeğimin son yaprağını tamamlamış oluyorum. 4 defa zincir çekiyorum, başını doluyorum. 2 yaprağımın ara boşluğuna girerek bir sonraki modelim için alt zemin hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi 3 yaprağımızı tamamladık. 2 yaprağın birleştiği yere de bir sonraki model için alt zeminimizi oluşturduk. Devam ediyoruz. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum ve ipimi çift doluyorum. Burada 2 tane görünen sık iğnenin hemen birincisine batıyorum. Ve ilmeğimi 3 defa da örüyorum. Tekrar çift doluyorum. Son deliğe batıyorum. Aynı şekilde 3 defa da örüyorum. Kalan ilmeklerin hepsini bir defa da örerek kapatıyorum. Böylece örgümüzün İlk başlangıcındaki yaptığımız işlemleri burada tekrarlıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen örgümü ters çeviriyorum. Başını doluyorum ve aynı burada yaptığımız gibi ilk yuvanın içerisine 7 adet üçlü trabzan doldurarak örgüme devam ediyorum. Burayı hızlı geçmek istiyorum. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Sonrasında Şerife Hanım çok hızlı ördünüz diye yorumlar geliyor. Ama bunu ilk başta gösterdiğim için
Her aşamasını çok yavaş gösterirsem maalesef saatlerce sürüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzanımı yaptım. Ortadaki yaprağımın tepesine batıyorum ve bu 7 trabzanı buraya sabitliyorum. Hani bu aynı şuradaki yaptığımız işlemleri burada tekrarlıyoruz. İster yelek yapın, ister şal yapın, isterseniz baharlı kırka yapın. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Angora iplerle de çok şık duracaktır. Örgünün her iki tarafı da kullanılabilir. Her iki tarafı da aynı görünüme sahiptir. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.